Erdoğan Ahlat'tan dünyaya meydan okudu. Onları büyük bir bozgun bekliyor dedi. Herkes şunu bilsin, anlasın. Mıh gibi adeta hafızasına raf eylesin. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Ahlat'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Ahlat'ta açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ahlat, Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın ilk kurulduğu yurtlardandır. Ahlat, 1000 yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. 1000 yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek, değerlerin değerini bilmektir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir. Ahlat, Anadolu'da tarihin yazılmasında daima pergelin sabit noktası olmasıyla iftihar duyduğumuz şehirdir. Ahlat, Malazgirt ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarları estirmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran asır rüzgar o rüzgardır. 8200 ecdat mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi hatırlatır. Ahlat'ı yeniden bir cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat, hamdolsun küllerinden yeniden doğdu. 1000 yıl öncesinde kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. 1000 yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu oldu. Türkiye sadece mevcut nüfusundan ibaret değildir. Nüfus varlığı istatistikle ölçülemeyecek kadar büyüktür. 1000 yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Her karışında şehit yatan Anadolu öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez hepimiz bu topraklarda biriz. Beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. 1000 yıl önceden kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır. Bakınız, 1000 yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu oldu. Kalesi oldu. Sigortası oldu. Ve yıkılmaz gök kubbesi oldu. Ataların Anadolu'ya ektikleri muhabbet, kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki 1000 yıldır
bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. Bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice hain ve kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay yutulur lokma haline getirmek istediler. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin basiretiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hala hazmedemeyenleri, hala ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur, yıkımdır, ağır bir mağlubiyettir. Şunu da söylemek isterim. Milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa bir türlü muvaffak olamadılar. Bu topraklardaki kardeşlik hukuku tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yılın yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele ve kader arkadaşları olarak şimdi de istikbale yürüyoruz. Herkes şunu bilsin, anlasın. Mıh gibi adeta hafızasına rap eylesin. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz. Beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.